Allah'ın izniyle yarın Kenan'a doğru yola çıkacağız. Biz hazırız. Biz de hazırız. Eşimle birlikte eşyalarımızı topladık. Siz nereye? Sizinle geliyoruz. Hayatımızın sonuna kadar Allah'ın peygamberinden ayrılmayız. Siz bizimle gelemezsiniz. Burada fedanda kalmanız daha iyidir. İşte bu benim evim. Hayatınızı sürdürmeniz için iyi bir yer. Fakat ben hayatımı size borçluyum. Allah'ın peygamberi, biz yaşadıkça size hizmet etmeye söz verdik. Eşin ve akrabalarının sana ihtiyacı var. Burası sizin vatanınız ve sizin bana bir borcunuz yok. Burada kalmanız sizin için en iyisi. Bize hidayet ışığı nasip ettiği için Allah'a şükrediyorum. Uzun yıllar sizinle beraber yaşadım. Acınızı, sevincinizi paylaştım. Sizden ayrıldığım için çok üzgünüm. Bir zamanlar putperesttiniz. Biricik Allah gönüllerinizi iman nuruyla aydınlattı. Siz de putlarınızdan yüz çevirip biricik Allah'ı seçtiniz. İmanın ve ilahi davetin kıymetini bilin. İlahi aydınlığı küfrün ve cahilliğin karanlığıyla değiştirmeyin. Yakup olsa da olmasa da biricik Allah sizin eylemlerinizi ve düşüncelerinizi bilir. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Yolumuz açık olsun. Allah'a emanet olun. Yolun açık olsun. Güle güle. Güle güle. Allah'ın çizgisi. Güle güle. Güle güle. Yolun açık olsun. Bana yaptığın bunca yıllık çobanlık karşılığında benden bir ücret almadın. Ne servetin ne de bir sürün var. Ben koyunlarımın yarısını sana ve kızlarıma hediye ediyorum. Geçiminizi bu sürüyle sağlayacağınızı umarım. Minnettarım. Bize yaptığınız tüm iyilikler için. Teşekkür ederiz. Allah size bunun karşılığını verecektir. Bu Yakup'un hakkıdır. Onca yıllık emeğine karşılık onu ödüllendirmeliydim. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Hakkınızı helal. Allah hepinizi korusun. Güle güle. Güle güle Allah'ın elçisi. Güle güle. Teyze, sana bir şey sorabilir miyim? Niçin Bilha ve Züra annemi kıskanıyorlar? Bunu sana kim söyledi? Herkes bunu konuşuyor. Yerde kendi kulaklarımla Zülfa'dan duymuş, biliyor musun? Çocuklar bu tür konulara karışmamalı. Ama madem sordun cevap vereyim. Bilha başlangıçta annen Rahil'in cariyesiydi.
Ray çocuk sahibi olamadığı için Bila'yı babana hediye etti. Babanın hem çocuk sahibi olmasını hem de babana olan sevgisini ispat etmek için böyle bir şey yaptı. Bilha, Dan ve Nafteli'yi dünyaya getirdi. Böylece Yakup ve Rahil'in nezdinde çok saygın bir konuma yükseldi. Senin dünyaya gelmenle Bilha'nın eski saygınlığını yitirdiğini sanıp bu yüzden de kıskançlık duyması çok doğal tatlım. Merak etme, seni hala seviyor. Zülfa da sizin cariyeniz miydi peki? Evet. Rahil'den sonra ben de Zülfa'yı babana hediye ettim. Babanın sevgisini kazanmak için birbirimizle yarışıyorduk. Zülfa da cad ve aşırı dünyaya getirdi. Ruben, Şimon, ne yapıyorsunuz? Sürü dağıldı, koyunları toplayın. Hemen topluyorum baba. Hadi koş koş, bu taraftan, bu taraftan. Hadi. Bir. Koş, koyun. Leia, sence Allah'ın peygamberi Rahil'i bizden üstün tutmuyor mu? Kardeşimi kıskanmamı gerektirecek bir durum yok. Ne çocuklarının sayısı benimkinden fazla, ne de Yakup'un ona olan sevgisi bana olandan fazla. Kıskançlık niye? Kız kardeşi. Söz söyletmez, toz kondurmaz tabii. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.